Mutlu günler sevgili izleyenler. TRT Spor Yıldız ve Tabi Platform ekranlarına hoş geldiniz. Her sezon olduğu gibi bu yıl da voleybolun nabzını set sayısı programında tutmayı sürdüreceğiz. Ve tabii ki de çok özel iki isim, efsane isimler, kıymetli yorumcularımız Esra Gümüş Kırıcı ve Özlem Özçelik bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Yeni sezon hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Sen nasılsın? Senin için de hayırlı olsun Enes'im. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Güzel bir sezon bizi bekliyor İnşallah. Diyelim. İnşallah. Tabii sezona 5 Ekim itibariyle başladık. Dilerseniz ilk olarak bir sonuçları ve puan durumunu hatırlayalım. Ardından hızlıca devam edelim. İlk hafta Kuzeyboru Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti. Keçiören Belediyesi Sigorta Shop Sarıyer Belediyesi'nin iki kez geri düştüğü mücadelede 3-2 mağlup etti. Nilüfer Belediyespor Eker, Bahçeli Evler Belediyespor'u konuk etti. Biliyorsunuz ligin yeni ekibi ve Bahçeli Evler bu maçtan 3-1 galip ayrıldı. Beşiktaş Zerenspor'u konuk etti. Onlar da karşılaşmayı 3-1 kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmış oldu. Galatasaray Daikin sezonun açılış maçında aslında nispeten bu skorla bitmesi beklenmiyordu ama Galatasaray Daikin çok domine bir oyun ortaya koyarak maçı 3-0 kazandı. Türk Hava Yolları Fenerbahçe Medikana'yı konuk etti ve 3-0'lık galibiyetle sarı lacivertler salondan ayrıldı. Eczacıbaşı Dynavit ise yine ligin yeni ekiplerinden Aras Kargo'yu konuk etti ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Kısaca bir hemen puan durumuna da bakacak olursak 3 puanla lige başlayan takımlardan Fenerbahçe Medikana zirvede yer alıyor. Hemen ardından Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin, Kuzeyboru ve Bahçeli Evler Belediyesi ve Beşiktaş 3 puanlı takımlar olarak dikkat çekiyor. Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ise 2 puanla lige başlamış oldu. Sarıyer Belediyespor'un 1 puanı var. Puanı bulunmayan takımlarsa Zerenspor, Nilüfer Belediyespor Eker, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vakıfbank, Aras Korga ve Türk Hava Yolları olarak sıralanıyor. Hemen kıymetli yorumlarınıza başvuracağım ama önce isterseniz birinci haftanın panoramasını bir izleyelim. Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun heyecanı resmen başladı. Sezonun açılış müsabakasında Galatasaray Daikin'le Vakıfbank kozlarını paylaştı. Kusursuza yakın bir performans sergileyen Sarı Kırmızılar salondan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Hernandez'in öğrencileri Vakıfbank'ı 22 maç sonra mağlup etti. Sarı Siyahlar karşısında %48 hücum yüzdesiyle 15 sayı kaydeden Katarina Lazovic mücadelenin en skorer ismi olarak kayıtlara geçti. Son şampiyon Fenerbahçe Medikana bıraktığı yerden devam ediyor. İlk haftanın kapanış maçında Türk Hava Yolları'na konuk olan Sarı Lacivertler rakibini 3-0 gibi net bir skorla yendi. Mücadele boyunca 10 ace bulup 14 blok yapan Sarı Lacivertler toplam 63 sayı kaydetti. Bu müsabakada %56 hücum yüzdesiyle 20 sayı üreten Melisa Vargas karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Son finalist Eczacıbaşı Dynavit 2024-2025 sezonluk galibiyetle aştı. Ligin yeni takımlarından Aras Kargo'yu konuk eden Ferhat Akbaş'ın öğrencileri rakibini 3-0 yendi. Karşılaşma boyunca 7 ace bulan Turuncu Beyazlar'da Boşkoviç, yaprak ikilisi 27 sayı kaydetti. Hücumda düşük yüzdeyle oynayan İzmir ekibinde ise Hanna Klimet, Bianca Buşa ikilisi 22 sayı üretti. Sonucu merakla beklenen maçlardan birinde gülen taraf Beşiktaş oldu. Zerenspor'u konuk eden Siyah Beyazlar salondan 3-1 galip ayrıldı. Bu sezon takıma katılan milli voleybolcu Saliha Şahin 20 sayıyla dikkatleri üzerine çekti. %54 hücum yüzdesiyle 32 sayı üreten Mihailovic'in çabası ise Ankara ekibine yetmedi. Ligin yeni ekiplerinden Bahçeli Evler Belediyespor, Nilüfer Belediyespor engelini 3-1 ile aştı. İstanbul ekibinde 38 hücum girişiminin 21'ini olumlu kullanan ve toplam 24 sayı üreten Martina Cherniaska galibiyette önemli pay sahibiydi. %50 hücum yüzdesiyle 32 sayı kaydederek ilk haftanın en skorer oyuncularından biri olan Julia Shuruzovska ise takımın yenilgisini önleyemedi. Geçtiğimiz sezon dikkat çeken sonuçlara imza atan Kuzeyboru lige galibiyetle başladı. Taraftarlarının önünde oynayan Aksaray ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
45 hücum girişiminin 26'sını sayıya çeviren ve toplam 27 sayı üreten Anna Lazareva maçın en skorer oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Johnson-Rasiska ikilisinin toplam 29 sayısı ise yeniciyi önleyemedi. Haftanın nefes kesen maçında galip gelen taraf Keçiören Belediyesi Sigorta Shop oldu. Mücadelede iki kez geriye düşen Ankara ekibi Sarıyer Belediyespor'u 3-2 yendi. Sigorta Shop adına toplam 49 sayı üreten Mikaya Gandhi ikilisi galibiyetin mimarıydı. Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı 11 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. İlk haftanın değerlendirmesini kısaca izlemiş olduk. Artık haftayı değerlendirmeye başlayabiliriz. Sezon Galatasaray Daikin Vakıfbank maçıyla başladı. 3-0'lık bir sarı kırmızıların galibiyeti var. Esra Gümüşkırıcı, sizle başlayalım. Karşılaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Evet, Vakıfbank Galatasaray maçından sonra bana şunu gösterdi lig. Sanki bu sene daha renkli, daha sürprizli bir lig olacak gibi. Hı. Ve tabii bu da ligin kalitesine de yansıyacak. Galatasaray tabii çok lige hazır. Balkan Kupası oynadı. Sonrasında Türkiye Kupası maçları oynadı. Daha önce bir takım çalışmasına başladığı aşikar ve uyum tabii daha sağlamış durumda Vakıfbank'a oranla. Vakıfbank'ta da tabii sakatlıktan çıkanlar, olimpiyatta çok fazla performans gösterip hırpalanmış sporcular var, yorgun sporcular var. Bu da özellikle takımın pasörü olan Cansu'nun ayağındaki problemden dolayı takımla oynayamaması sahaya yansımış durumda. Tabii onlar da belirttiler açılışlarında, yapılandığımız bir sezon dedi antrenör Guidetti. Şu anda evet hazır olmadıklarını görüyoruz ama Vakıfbank böyle kalmayacak. Tabii ki de gün be gün oynadıkça daha farklı bir seviyeye ulaşacaktır. Galatasaray ama çok beğendim. Çok güzel takım oyunu oynuyorlar. Karutasu'nun, yani Alexia'nın da Türk olması tabii onlara güç kattı. Pasörden yana bir yabancı sayısını kullanmış oldular. Bongars da çok iyi oynadı bu arada. Yani Hollanda milli takımından da beğendiğim bir pasördü ama kulüpte de Galatasaray'da da gerçekten fark yarattı diyebilirim. Onun dışında köşe oyuncuları Lazović iyi bir performans gösterdi. Onun performansı da Galatasaray için bu sene çok önemli. İlkini zaten milli takımımızdan biliyoruz. Geçen seneki performansını biliyoruz. Bence çok iyi bir takım oyunu oynadılar. Hızlı toplarla daha rahat oynadı smaçörler. Çünkü Vakıfbank'ın blokları yüksek. Yan'ın da oynaması, evet. Çinli smaçörün bloğu yükseltiyordu. Ama Vakıfbank daha hazır değil. Hatta salonda izledik, çıplak gözle de izledik. Fark edecek şeyler illaki var. Servis karşılamada zorlandılar. Çok köşe rotasyonları var. Kenarda da köşe oyuncuları var ama en iyi rotasyonu bulacaktır zaman içerisinde zaten Guidetti de. Ama Galatasaray çok iyi servis attı ve servis karşılamada da bozunca skora yansıdı bu. Özlem Özçelik, Bongaç çok hızlı oyunu yönlendiriyor açıkçası. Bu da Galatasaray'a önemli bir etki sağladı. Sen neler söylersin? Şimdi tabii ki Galatasaray Daikin çok etkili ve iyi servis. Yani o gösterilen hedeflere çok etkili servis atan bir takım. Bütün oyuncular öyle. Şimdi İlkin Aydın bu senenin kaptanı ve bence takıma çok iyi sahip çıkacak. İyi kaptanlık yapacak. Burada Bongaç'ın çok hızlı oyunu, özellikle Tim Arman'la zaten daha önceden de aynı takımda oynadılar. Milli takımdan da birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Onunla çok hızlı ataklar yaptılar. Aslında Lazović'in bu seneki ilk maçtaki performansı beni birazcık şaşırttı. Yani beklentimin çok çok üstünde bir performans sergiledi. Gerçekten oyuna çok katkısı var. Hem serviste hem defansta hem de file önünde. Bloklarda da etkiliydi. Genel anlamda baktığımızda takımın her şeyi oturmuş durumda. Özellikle Alexia Karatasu daha önce de oynadı Galatasaray'da ama böyle bir pasörle oynamamıştı. O kadar alçak bir pas atıyor ki Karatasu'ya. Yani o kol çabukluğuyla orta oyuncunun, rakip takım kim olursa olsun, orta oyuncunun yetişmekte zorlanacağı bir pas. Ve Alexia'nın kolu çok çabuk, çok da iyi değerlendirdi topları. Ortadan Yasemin yine geçtiğimiz sezonda çok iyi başlamıştı sezona ve bloklarıyla ön plana çıkmıştı. Yine kaldığı yerden devam ediyor bloklarıyla. Burada en önemli olay takım oyunun oturmuş olması. Eylül'de performans. Evet, libero Eylül Akarçeşme de sanki hani takımın uyumuna çok ayak uydurmuş, yerli yerinde duruyor, bloklar yerli
yerinde, hep zamanında yerleşiyor. Eylül de tam yerinde. Defansa servis karşılamada da bende hiçbir sıkıntı yaşamadılar. Çok da iyi servis atıyorlar. Sezon başında böyle kuralların hani ilk olması aslında avantaj da olabiliyor, dezavantaj da olabiliyor. Bence Galatasaray Daiki için avantaj oldu. Çünkü Vakıfbank takımı gerçekten hazır değildi. İyi servis attıklarında da birazcık ataklarda zorlandılar. Özellikle Markova'yı kullanmaya çalıştılar ama Markova'nın da servis karşılaması sıkıntılı. Derya'nın da zaman zaman sıkıntı yaşadı servis karşılamada ve oyun kurmakta Sıla zorlandı. Çünkü neden? Sıla ile başladı. Cansu'nun bir sakatlığı var. O sakatlığı biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor. Zehra da yeni sakatlıktan çıktı. Takıma daha yeni yeni ayak uyduruyor. Yeni toplanan bir takım. Bosetti geldi, Van Rijk geldi ve takım uyumu tam oturmamış gibi. Paslarda bir sıkıntı varmış ya da Yuan öyle Çinli oyuncu, orta oyuncu. Tabii ki bunlar zaman alacak. Çünkü çok yeni kuruldu, çok oyuncu gitti Vakıfbank'tan ama lider oyuncusunu kaybetti Vakıfbank. Gabi gibi lider bir oyuncusu vardı. Hem arka alanda, defansta, hem ataklarda hem de takımı toparlayıcı özelliği de vardı. Burada lider oyuncu bu sene Markov olacak gibi gözüküyor ama Markova'nın da genç bir oyuncu olması onun çok fazla hata yapma şansını doğuruyor. Tabii ki Guidetti bu takım baktığında genel anlamda kadro çok iyi bir kadro. Guidetti mutlaka zamanla mutlaka takım gelişecek. İyi manşet aldığında ya da Cansu oyuna dahil olduğunda Vakıfbank'ın o bildiğimiz oyunu devam edecek ama dediğim gibi servis karşılamada sıkıntı hem Derya hem Markova'nın oyunda olması çok büyük zora soktu. Ben de onu soracaktım. Hani Guidetti'nin ilk altı tercihini nasıl buldunuz diye. Çünkü etkili servis kullanan bir rakip var. Manşetlerde sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu anlamda ne düşünüyorsunuz? Yani ben yana oynatmak istediği için Derya ile Markova ikilisini köşede başlattığını düşünüyorum. Bloklarda ama ters değil mi? Yani Yuan oynayacaksa. Yani aslında servis karşılamanın iyi gelmesi gerekiyordu. Ama Markova, Özlem ablanın da dediği gibi Markova ve Derya ikilisi. Şimdi biz Derya'yı tanıyoruz milli takımdan. Hücum gücü çok yüksek, kapasiteli bir sporcu ama servis karşılamada biraz daha eksikleri var. Yani oynadıkça tamamlayacak ve daha iyi seviyeye gelecek ama şu anda sezon başında Markova ile yan yana oynarken tabii sıkıntı yaşandı. Bir de şöyle bir durum oldu. Galatasaray ikisinin ortasına da servis atıp daha da yanıltmaya çalıştı. Alan çok büyük kaldı. Alan çok büyük. Hani Ayça bir tarafta büyük bir alan kaplıyor ama onu atmıyorlar. Sonuçta açılan smaçör ve aralarını atıyorlar. Bu da onlara zorluk yarattı. Evet. Sonuçta karşılayıp hücuma gitmeyi zorlaştırmak için Galatasaray böyle bir taktik yaptı ve taktikleri de tuttu. Çünkü çok da iyi servis attılar. Kalitesi yüksekti servislerin. O yüzden de zorlandı. Ve ben ilk defa Vakıfbank'ı, sen ne düşünürsün bilmiyorum, evet, bu kadar hata yaparken ve hani hep mücadeleci, hırslı bir oyun tarzı olan bir takımdır Vakıfbank. Ama ilk defa bundan uzak, hani böyle geriye düşerler. Yok yok, Vakıfbank gelir tekrar yakalar deriz. Ama maçı çevirir hani diye. Bu ilk maçta bu olmadı. Ama dediğimiz gibi şimdi takımın pasörünün de sahada olmayışı, asıl pasörünün, evet Sıla iyi sezon geçirdi, bütün sezon oynadı belki geçen sene ama sonuçta Vakıfbank gibi bir takıma gelip de ilk maçta da hani oynatmak kolay bir şey değil. Onun da stresi vardı onun üzerinde eminim ki. O yüzden pasörün değişmesi de takımın çoğu dinamiğini oynatır. Her şey ona bağlı. 3 pastan biri mutlaka ona değer. O yüzden hani pasörün sahadaki pozisyonu çok önemli. Cansu'nun da zaman içerisinde takıma katılmasıyla her şey farklı olacaktır elbette. Daha çok birlikte çalışacakları zamanlar var. İlerleyecektir ama servis karşılama dinamiğini tutturması lazım. O çok önemli çünkü çok iyi orta oyuncuları var. Şimdi Zehra oynayacak, Yuan oynayacak. Kenarda baktığınızda Deniz Uyanık çok muhteşem bir sezon geçirdi. Bahar Akbay öyle. Beğendiğim orta oyuncular bunların hepsi. Oynayabilmesi için mutlaka manşetin iyi gelmesi gerekiyor. Bu görevi de üstlenecek olan kim? Takımda Bosetti. Şimdi Franti sakatlığı varmış galiba. Onun da bir iyileşme süreci. İyileşme süreci var. Şimdi tabii ki Bosetti'nin takıma çok büyük katkısı olacak. Servis karşılama defans anlamında. Genel anlamda baktığımızda mutlaka Markova'nın da Derya'nın da çok iyi servis karşılaması gerekiyor ki takım oyunu olsun, hızlı oynayabilsinler. Bu anlamda Vakıfbank'ın birazcık bu birbirlerine alışma süreci uzayacakmış gibi görünüyor. Ama Galatasaray'dakini gerçekten tebrik etmek istiyorum. Çok böyle yerinde her şey. Özellikle Lazovic'in
o topu kullanması çok akıllı oynadı. Yani bileğini topu gördü, çok iyi bileğini kullandı, boşlukları çok iyi gördü. Vakıfbank alanındaki servis karşılaması çok iyiydi. İlkin arkada servis karşılamada çok iyi yardım etti takıma. Yasemin Timerman, Bongers ve Alexia Karatas çok ihtiyaçları var. Çünkü pasör çaprazı demek ne demek? Takımın hani %60'ı demek. Ve pasör çaprazlarının çok çok etkili olması lazım. Çünkü onlara çok fazla pas gelecek. Ondan dolayı ben Galatasaray'dakini tebrik etmek istiyorum. Tabii ki bu iyi bir başlangıç. İlk işte hazır olmayan takım hangisiydi? Vakıfbank, hazır olan Galatasaray'dakin. Çok da iyi oynadı. Çok da belli etti hazır olduğunu. Peki iddialı bir söylem olur mu bilmiyorum ama ligin başındayız. Galatasaray ilk üçü zorlar mı? Genelde ilk üç çünkü bellidir az çok hep böyle düşünüldüğünde söylenir. Sizce Galatasaray'dakin ilk üçü zorlayabilir mi? Yani uzun bir lig, yoğun bir lig. Bizim ligimiz zor bir lig ama Galatasaray'ın da o kapasitesi var bence. Var çünkü bence de sağlam tuttular. Evet. Kalandadze var. Ondan yardım aldı Hernandez ve gerçekten çok güçlü, kuvvetli ve çok bileğine hakim. Yani oyunu görerek oynayabilen bir oyuncu. Evet. Bence de kuvvetli bu sene Galatasaray'dakinin. Bence de ilk üçü zorlayabilecektir. Haftanın bir diğer kritik karşılaşması Türk Hava Yolları ile Fenerbahçe Medikan arasında oynandı biliyorsunuz. Sarı lacivertliler maçı biraz domine etti diyebiliriz. 1 saat 9 dakikada biten bir karşılaşma. 3-0'lık bir galibiyet. Siz mücadeleyi nasıl gördünüz, nasıl değerlendirirsiniz? Yani Fenerbahçe zaten geçen seneki takımla bir değişiklik yapmadan devam ediyor. Bir Federasova yok şu anda hani Çin'de oynayacağı için. Birbirlerine çok alışıklar. Bütün her şeyleri oturmuş. Blok defans sistemleri mükemmel. 14 tane blok yapmışlar bunu. Evet. Blok defans. Yani evet. Onun dışında değdikleri toplar da çok fazla. Ve servis kalitesi çok yüksek bir takım. Türk Hava Yolları'nın ilk maçı Fenerbahçe ile oynaması tabii onlar için bir dezavantaj olmuş. Çünkü Türk Hava Yolları da hani çok hazır değil. Ve en büyük lider oyuncuları, skorer oyuncularını sonuçta Vakıfbank'a kaptırdılar baktığımız zaman. Evet. Çünkü Van Rijk onların skor yükünü çeken bir sporcuydu. Bu sene de aslında yine dezavantaj onlara pasör çaprazı mevkisinde oynayan bir smaçörleri yok aslında. Anti köşe oyuncusu biliyoruz hani senelerce bu ligde de takip ettik. Bir de Anti mesela geçen sene çok sakatlığı oldu, çok ara yer süre alamadı. Evet. Ama bir anda hani bu sene pasör çaprazı olarak düşündüler. Yani onların bence pasör çaprazı mevkisinde birine ihtiyaçları var. Çünkü aslında çalıştıkça daha düzelecektir illaki takımın dinamikleri ama sonuçta olimpiyatlardan geldi oyuncuların da bir kısmı. İşte Zé Roberto bayağı geç katıldı diyebiliyorum. Evet. Ama Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynamak kolay değil. Hem blok açısından hem servisler açısından Fenerbahçe'nin performansı çok yüksekti. Bir de çok çabuk oynuyorlar. Evet. Yani köşelerle de. Ana Cristina formda, hepsi Eda formdaydı. Melisa Vargas gibi bir pasör çaprazları var. Dünyanın en iyi pasör çaprazlarından birisi. Zaten kritik pozisyonlarda hemen devreye giren bir pasör çaprazı. O yüzden Türk Hava Yolları yani zaaflarını birazcık üstünde durup kapatmaları gerekiyor bence. O da dediğim gibi bir skorer oyuncuya bence ihtiyaçları var. Evet. Peki Vargas'ın bütün sezon uzun zamandır Şubat ayında geliyordu. Şimdi bütün sezon Fenerbahçe Medikana'da. Evet. Onun etkisini nasıl görüyorsunuz bu anlamda? İlk maçtan itibaren değil. Şöyle, şimdi Fenerbahçe Medikana için Vargas çok önemli bir oyuncu. Milli takımımız için de çok önemli oyuncu. Kapasitesini biliyoruz, neler yapabileceğini biliyoruz. Burada önemli olan oyunun Vargas'a yıkılmaması. Şimdi bunu Fenerbahçe Medikana çok iyi başarıyor. Neden? Çünkü Ana Cristina gibi bir oyuncuları ön plana çıktı ki Brezilya milli takımında servis karşılamada sıkıntı yaşar diye düşündüğümüz oyuncu servis o kadar servis atıldı ki üstüne o atılan servislerle servisi gelişti. Şimdi çok daha iyi manşet alıyor ve ataklar da çok yüksek, çok atletik ve çok güçlü. Şöyle şimdi Vargas'a Ana Cristina eklendi hücum olarak. Evet Arina gitti ama Arina'nın görevini bu sene Ana Cristina yüklenecek. Eda Erdem gibi muhteşem bir lider, kaptan var ve gerçekten kaldığı yerden devam ediyor kaptan. Burada Aslı Kalac'ın performansını zaten biliyoruz. Yani Fenerbahçe Midikan'la geçtiğimiz sezonda sanki hiç ara vermemiş de hiç milli takım arası olmamış da maçlarını oynamaya devam ediyor bir havası vardı. Gizem Örgen'in defansları müthiş. Melih servis karşılığı. Meliha
Melih'a söyleyeceğim. Şimdi Melih'in çok fazla kendine olan güveni yükseldi. Milli takımda yine gösterdiği performans, hem arka alanda, o defansta verdiği katkı, hem de file önünde de artık topları çok iyi kullanıyor. Burada Dırça ona çok daha fazla pas atacaktır. Burada Vasilova geldi, yeni Bulgar oyuncu. Onun daha herhalde birazcık daha vakti var. Çünkü çok fazla oyuna sokmadı. Belki sokabilirdi Marco, ama sokmayı tercih etmedi. Evet, çok rotasyon evet. Var. Çok rotasyon. Yani elinde çok fazla oyuncu var. Vuçkova var, Dicle geldi. Özlem Güven geldi, libero. Yani bence de iyi şu anda Fenerbahçe Milli Kadro'nun en hazır takım, en lider takım gibi şu anda Fenerbahçe Milli Kadro'yu görüyoruz. Burada tabii ki Türk Hava Yolları'nda ben de Esra'nın dediğine katılıyorum. Pasör çaprazı konumunda, pasör çaprazı biraz önce de nasıl söyledim, takımın %60'ıdır. Alexia'dan bahsetmiştim. Şimdi Türk Hava Yolları'nda da Antin'in mutlaka devreye girmesi gerekiyor. Şimdi ne oluyor? Neriman tek kalıyor ataklarda, smaçörde. Hem arkada defansta oluyor. Bir zaman sonra da artık rakip takımın file önü oyuncuları topu görüp kime atılacağını çok yaptılar. Evet. Çok yani rahat. Şimdi Roberto gibi evet güzel, iyi bir pasörleri var. Brezilya milli takımının pasörü, ama servis karşılama olmayınca o pasör bir işe yaramaz ki. Nereye pasın adresi belli oluyor. Çok fazla blok yapmalarının sebebi de Fenerbahçe'nin biraz da servis karşılamada sıkıntı yaşadıkları. Şimdi mutlaka Bergman'ın devreye girmesi lazım. Tuğba Şenol, evet sakatlığı vardı ama onun da mutlaka katkı vermesi lazım. Ama ben Türk Hava Yolları'nın mutlaka ve mutlaka pasör çaprazı takviyesi yapması gerektiğini düşünüyorum. Anti evet. İkinci set 14. sayıda falan ilk sayısını almıştı. İlk sayısını aldı. Yani bu böyle zaten maç kazanılmaz yani. Hani kazanmanın mümkünatı yok. Peki Fenerbahçe Medikan üzerinde ben biraz sosyal medyaya da bakarken fiziki açıdan eleştiriler var ama böyle etkili servis kullandıkları sürece de rakiplerini zaten hemen direncini kırıyorlar. Siz bu eleştiriye katılıyor musunuz? Yani oyuncuların fiziksel açıdan biraz daha zorlandığını düşünüyorlar Fenerbahçe'nin. Böyle bir düşünceye katılıyor musunuz? Ben katılmıyorum. Yani. Yok ben de. Yok, fiziksel açıdan bir şeyleri oldu. Gayet hazır hepsi ve fizik olarak da yani önde ataklarda ve arkadaki defansta ne kadar atletik ve ne kadar hazır olduklarını zaten belli ediyorlar. Şimdi burada evet sezon öncesi mutlaka bir kuvvet kondisyon antrenmanı oluyor, o program oluyor. Sezon içinde de o program devam eder ama maç yoğunluğuna göre, yani iyi maçlar, işte ne bileyim Avrupa Kupası maçları olur. Hani ona göre bir plan program yapılır. Ben o düşünmüyorum. Gayet hazır, gayet dinamik, atletik bir oyuncu şeyine sahip Fenerbahçe Milli Kadro. Ya bu sporcular bütün şimdi olimpiyat oynadılar, tabii, milli takım sezonu tabii. Geçirdiler, geldiler ve antrenman planlaması sürekli değişen bir planlama sonuçta. Hep aynı gitmeyen bir planlama. İlla ki daha yukarı çıktıkları ve daha düştükleri zamanlar olacak. Ama şu an sezon başı ve iyi durumda gözüküyorlar. Hı. Bir de antrenör oyuncusuna sorar. Kendini nasıl hissediyorsun? Bunu yapalım yani. O artık profesyonel hepsi sporcuların ve kendi kendilerinin doktoru olması gerekiyor. Burada da oyuncular mutlaka antrenörleri diyalog içinde. Hani ben bugün yapmak istemiyorum, kendimi iyi hissetmiyorum ya da buramda bir ağrı var ya da kaslarımda bir sıkıntı var deyip konuşup o gün hani kuvvet antrenmanı yapmayabilir. Bu diyalog her zaman olur sporcu ve antrenör arasında. Peki bir diğer karşılaşmada son finalist, geçtiğimiz yılın finalisti Eczacıbaşı Dynavit ligin yeni ekiplerinden Aras Kargo'yu konuk etti. O mücadelede 1 saat 21 dakika sürdü ve 3-0 Eczacıbaşı Dynavit lehine sonuçlandı. Bu karşılaşma üzerinde neler söylersiniz? Yani Eczacıbaşı iyi giriş yaptı. Bir de ilk defa Cebeci Spor Salonu'nda oynuyor. Ayazağa'ya veda ettiler artık. İyi girdi. Aras Kargo'da ligin yeni ekibi. Sonuçta ilk maçı da Eczacıbaşı'na karşı oynamak kolay değil. Onların da bir stresi vardı sahada. Çok istedikleri gibi başlayamadılar, servis karşılayamadılar. Çünkü Eczacıbaşı da ligin iyi servis atan takımlarından birisi. O yüzden ilk set çok bir oyun kuramadı Aras Kargo ama sonraki setlerde yine oyunda kalmayı çalıştılar diyebilirim. Ama tabii kadro olarak baktığımız zaman yine işte Fenerbahçe gibi çok fazla rotasyonlu bir takım aslında Eczacıbaşı. Hani bir tek Plummer katılacak. Evet. Sanırım bir operasyon geçirdi dizinden. Birkaç ay sonra o da katılacakmış. Ama onlarda da mesela var.
Tabii var sıkıntılar ama mesela işte Hande'yi biraz daha dinlendirip Yaprak'la başladı. Hani benim dikkatimi çeken ve Yaprak'ın da performansı bayağı iyiydi. 13 sayı. Evet, hazırlık maçlarında çünkü Yaprak'la oynadı ve yine performansı iyiydi. O yüzden de lig maçında hani onu başlatmak istedi herhalde Ferhat Hoca. Yaprak da çok yüzdeli oynadı. O dikkatimi çekti. Redke ile iyi anlaştı Elif. Elif yine plaseleriyle devam etti sayı almaya. Elif plase atsın ya. Çok evet, güzel de gözüküyor. Plase. Yani gerçekten o kritik sayılarda da atıp sayı kazandırabiliyor. Yani oyunun gidişatı bir anda moral de bozar. Rakip takım için çok moral bozucu bir şeydi o yani. Tabii. Onun için Elif mümkün olduğunca o Elif şey plaselerini kullanmalı. Evet, onlar da yani Alexa Gray'in işte Plummer gelince onların performansı ön plana çıkacak. Çünkü yani Şampiyonlar Ligi'nde de işleri kolay değil. Sonuçta Türkiye Ligi'nde de çok yoğun bir tempo var. O yüzden köşe oyuncuların rotasyonu ön plana çıkacak. Hande'nin de özellikle. Zaten Hande hem milli takımın çok önemli bir smaçörü. Eczacıbaşı'nın da önemli rollerinden birini üstleniyor. Bakalım neler olacak? Ya tabii ki Hande'ye çok ihtiyacı var. Gray geldi ama o da hazır gelmedi. O da geç katıldı takıma. Onun hazır olma süreci var bence. Ama tabii Elif ile Redke'nin anlaşabiliyor olması, uyum sağlayabiliyor olması Eczacıbaşı Dynavit için çok büyük bir artı. Evet, ilk maç için öyle güzel bir uyum gösterdiler. Evet, evet. Yani önemli olan burada Boşkoviç'e çok fazla yıkılmasın. Şimdi Anna Nicoletti geldi ve o da Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde inanılmaz skorerdi. Yani inanılmaz paslar alıyordu. Bu sene Boşkoviç'in yerinde rotasyonla oynayabilir. Ferhat Akbaş mutlaka kullanacaktır. Boşkoviç'in de dinlenme süreci olacaktır. Jack Kısal çok etkili, çok evet, verimli oynuyor takımı adına. Redke iyi, Yaprak iyi. Yani az hata yapan, işte Melih gibi o da. Az Yaprak hata da yapıyor, şimdi topu iyi kullanıyor. Oyuncu rotasyonunda önemli bir rolü var. O yüzden onu da formda tutmak istiyor muhtemelen evet, hoca. Evet. Yani Hande'ye bir şey Allah korusun olmasın, kimse sakatlanmasın, hı, ama hani onun da bir dinlenme şansı olacak. Evet. Yaprak'ın da formda olduğunu görmüş olduk. Peki Aras Kargo, siz de belirttiniz. Yani yeni ekip olmanın dezavantajını fazlasıyla yaşadın mı sizce de? Ya bence yaşadı ve yaşayacak. Yani bir süre yaşayacak. Çünkü şimdi hedef maçlar var. Tabii ki Eczacıbaşı Dynamit maçı hedef maç değil bence Aras Kargo için. Ama yeni kurulan bir ekip, hedef maçları var. O hedefleri doğrultusunda bence antrenmanı devam etmeleri gerekiyor. Burada pasör çaprazları Hanna Klimets var. Solak pasör çaprazı iyi. Beğendiğim bir oyuncu. Gerçekten sayı yükünü çekiyor. Aras Kargo'nun. Bianca Buşa var. O da çok tecrübeli bir oyuncu. Hem arka alanda hem de file önünde topu kullanabiliyor. Bunlar maçı çevirebilecek, o kritik anlarda öne çıkabilecek oyuncular Aras Kargo için. Enim için var. O çok fazla hata o yapıyor. O aksadı zaten. Evet, ama şimdi ben Aras Kargo'nun maçlarını da, Türkiye Kupası maçlarını da izledim. Çok fazla hata yapıyorlar. Yani o hataları azaltmaları lazım. Çok fazla. Tabii ki daha takım yeni oturmuş. Hatta oturmamış. Onların da bir zamana ihtiyacı var. Ama Aras Kargo da renkli takımlardan bir tanesi. Peki kadroda büyük bir değişikliğe giden, önemli transferler yapan Beşiktaş ilk haftada Zeren Spor'u konuk etti. Evet. 3-1'lik bir maç izledik. Siyah beyazlar galip geldi. Bu karşılaşma üzerinde neler söylersiniz? Ya aslında başa baş mücadele olmuştu maçın başında diyeyim. Şimdi bunlar hedef maç iki takım içinde. Evet. Yani birbirlerine karşı oynadıkları bu maç hedef bir maçtı bence. Beşiktaş da ev sahibi avantajını iyi kullandı. Salihan'ın performansı dikkatimi çekti. Mihailović de aslında çok iyi bir performans gösterdi ama Beşiktaş biraz daha takım oyunu oynadı. Yani Emil Maglio'nun iyi bir performansı da çok etkiliydi bir orta oyuncu olarak. Ben beğendim. Dilay oynatıyor. Sonuçta o da geleceğimiz pasörlerimizden bir tanesi ve onun böyle bir takımı oynatması da çok güzel. Ama Zeren Spor da sonuçta yeni kurulmuş ve lige yeni çıkmış bir takım. Zeren Spor'da yatırım yaptı, bir yerlerde olmak istediğini ifade ediyorlar. Avrupa'ya kalmak istediklerini, gitmek istediklerini söylüyorlar. Gün be gün gelişecektir. Çünkü onlar da sonuçta Mihailović'in performansına çok güvenle bakmadılar ki. Bir tane daha smaçör, evet, Fabris'i aldılar. Ama Mihailović dün, yani cumartesi günü çok iyi oynadı. Ama sonraki maçlarda tabii ne olur bilemeyiz. Yani rotasyonları fena değil.
daha gelişecektir, iyi olacaktır ama şu an Beşiktaş daha iyi bir takım oyunu oynadığı evet, kesin. Beşiktaş dengeli pas sağlamı yaptı. Evet. Bir kere Dilay artık o uyum sürecimi hemen hemen tamamlamış gibi görünüyor. Burada Emili Malyo zaten öne çıkan oyunculardan biriydi geçtiğimiz sezonda. Kalması gerektiğini düşünüyordum. Beşiktaş'ta kaldı. Beliz iyi işler yapıyor. Genç orta oyuncular var. Begüm var, Bengüsü var. Onlar da mutlaka takviye gelecek. Servis karşılamada Gizem Saliha'nın performansı. Evet, tecrübeli Gizem Güreşen var. Onlar, Saliha çok iyiydi. Türkiye'yi özlemiş Servis Saliha. Servis karşılamada çok iyiydi. Ataklarda çok iyiydi. Görerek oynadı. Yani tam anlamıyla bir smaçör gibi sahanın içindedir. Şimdi Rozanski de çok büyük artı. Evet. Çünkü enerjisi çok fazla. Çok böyle hem atletik hem hareketli hem de o da takım oyuncusu. Takım oyuncusu. Yani saha içinde gülen bir oyuncu. Arkadaşlarını motive eden bir oyuncu. Şimdi Dilay evet çok güzel oynadı. Bu şekilde oynarsa üstüne çok fazla şey katacaktır. Brokoçeviç hakkında biraz böyle bir soru işaretim var. Belki ilerleyen zamanlarda Beşiktaş'ın da bir pasör çaprazına bir takviye alabilme gereği duyabilirler diye düşünüyorum. Ama genel anlamda Beşiktaş iyi bir başlangıç yaptı. O ligin yine renkli takımlarından bir tanesi. Zerenspor'da yeni kurulan bir ekip. Zamana ihtiyaçları var ama o zaman biraz ne kadar az olursa... Yani ilk maç özelinde tam anlamıyla ne eksikti Zerenspor'da baktığınızda yani? Zerenspor takım oyunu değil. Yani bir Mihailovic üzerinden gittiler ama sonuçta onların da daha dağılımı değil mi? Pas dağılımının pas belki dağılımı, daha... Evet. Ama herhalde smaçör pasör uyumu da zaman geçtikçe, sonuçta Malinov var orada da pasör. Evet. Yani o da tecrübeli bir pasör, tecrübesiz bir pasör değil. Ama tabii şöyle bir, Beşiktaş'ın şöyle bir avantajı var. Dilay Türk pasör. Sonra köşeden Saliha'nın olması, Türk bir smaçörün olması. Evet. Çok değerli yani Türk smaçör, Türk pasör çok değerli. O yüzden ortadan işte pasör çaprazı ve 4 numara mevkisinde yabancı oyuncu kullanabiliyor. Ama Zerenspor'a baktığımız zaman zaten pasör yabancı olduğu için işte Mihailovic var. Bir tane köşeden Şeyma oynuyor. Kenarda İdil Naz var. Uzelak var, genç oyuncu. Uzelak var, oyuncu. Evet, 4'ten. Yani... Hücumda bazen aksayacakları noktalar olacak diye düşünüyorum. Çünkü Mihailovic her zaman 30 sayı almayacak. Evet, evet, yalnız kaldı. Yani o da zaman içinde gelişebilir. Çünkü ilk sene evet yatırım yapıldı ama öyle hemen yatırım yaptım başarı geldi diye bir şey yok sporda. Yok. Biraz zaman. Evet. Bir diğer karşılaşma. Keçiören Belediyesi Sigorta Shop iki kez geriye düştüğü mücadelede Sarıyer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. 2 saat 22 dakika süren bir karşılaşma. Çok önemli bir galibiyet yani, aldı aslında. Evet, güzel bir mücadele izledik. Bu karşılaşmaya dair neler söylersiniz? Şimdi Sigorta Shop takımını Türkiye Kupası'nda maçlarında izlemiştim. Burada Mikaya White takımın hemen hemen bütün skor yükünü karşılıyor. Geçtiğimiz sezon da takımdaydı. Bence tabii ki hedef maçlardan bir tanesini kazandı. Sarıyer'de son anda hazırlanmış, son anda kurulmuş bir takım. Ama yine ona rağmen iyi mücadele ettiler. Yani iyi bir giriş yaptılar. Burada takımların birbiriyle olan mücadelesi ne kadar hazır olduklarını aslında göstermiş oldular bu maçta, sezona girişte. Sigorta Shop çok değerli bir puan aldı. Tabii ki Sarıyer de kazanabilirdi. İki takımın içinde hedef maçlardan bir tanesi ama Sigorta Shop kazandı. Tabii Sarıyer'in işi de zor. Sigorta Shop'un işi de zor. Daha çok maç var. İyi maçlar var. Zor maçlar, zor rakipler olacak. Onun için Sigorta Shop bence iyi bir başlangıç yaptı. Yani güzel bir galibiyet tabii Sigorta Shop için. Sarıyer'de ligin aslında genç ekiplerinden ve aslında zaman olarak biraz daha geç kurulmuş bir takım belli, evet, sonradan belli geç oldu. Daha genç oyuncular var ama iyi mücadele ettiler. Ama dediği gibi Özlem ablanın da bir hedef maç. Sonuçta ligde kalma çabası var, evet, orada. O yüzden Sigorta Shop için iyi bir galibiyetti ama Sarıyer'de ikinci devre kazanabilir sonuçta. Çok yakın oyunlar. Evet, evet, geçtiğimiz sezonun flaş ekiplerinden Kuzeyboru ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Bu karşılaşma özelinde neler gözlemlediniz, neler söylersiniz? Burada aslında göze batan ve öne çıkan oyuncu Anna Lazareva. Yani yine
adından fazla söz ettirecek. Sultanlar Ligi'nde fazlaca adının ismini duyacağımız oyunculardan bir tanesi. Kuzeyboru adına çok iyi bir transfer olmuş bence. Nastya Dimitrova var orta oyuncuları. Gamze ve Buket'le beraber biraz pasör rotasyonunu kullanacak Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru. Tabii ki takım oyunu çok önemli. Pasörlerin smaçörlerle uyumu çok önemli. İlk maçtan tabii ki Kuzeyboru için çok iyi bir puan. Çünkü yine bu baktığında evet, hedef maçlardan bir tanesi. Aydın Büyükşehir Belediye bu sene birazcık zorlanacak gibi gözüküyor. Sayı üretmekte zorlanacak gibi gözüküyor. Ama ilk maçlar her zaman tabii ki. Yine nasıl Sigorta Shop ve Sarıyer Belediye 3-2 oynadılar. Burada Kuzeyboru Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de belki hani biraz çabası olsa belki 3-2'ye gidebilirdi. Kuzeyboru iyi bir başlangıç yaptı bence. O da ligin iyi takımlarından bir tanesi. Yani Aydın'ın işi zor ama. Evet. Mehmet Bedestenlioğlu'nun takımları zaten hani her zaman böyle bir mücadeleci takımlar oluyor. Kuzeyboru da hani Lazareva'nın liderliğinde iyi bir takım evet, olmuş aslında. Zaten ev sahibi de oynadılar sanırım maçta. Aydın'ın ama bu sene hakikaten birazcık işi zor sıkıntısı gibi sıkıntısı var. Belki yarıda transfer yaparlar. Takviye yapabilirler. Peki son karşılaşmamızı da değerlendirelim. Nilüfer Belediyespor Eker, Bahçelievler Belediyespor'u konuk etti ligin yeni ekibine. 3-1'lik bir Bahçelievler Belediyespor galibiyeti var ki bu iki takım Kupa Voley'de de karşılaşmış. Bahçelievler geriden dönmüş ve kazanmıştı. Çeyrek finalde adını yazdırdı. Neler söylersiniz? Şimdi Bahçelievler Belediyespor ligin yeni ekibi ve çok iyi bir takım kurdular. Hedefleri belli. Belli ki bu sene iyi bir yerlerde olmak istiyorlar. Burada da bir pasör Buse Ünal'ın daha rahat oynaması, biraz daha servislerde etkili olması, smaçörlerde Martina gibi bir smaçörü olması ki Martina yine Lazareva'dan nasıl bahsetmiştik. Martina da onlardan bir tanesi. İyi bir smaçör. Çok da fazla pas alacak belli Buse'den. Genel anlamda baktığımızda iyi performans sergilediler. Ortadan Özgün Nur'un çok iyi bir performansı evet, var. Yani yine renkli takımlardan bir tanesi olarak görüyorum Bahçelievler Belediyespor'u. Nilüfer Belediye de evet hareketli, genç bir takım. Topu düşürmüyorlar ama biraz daha ön plana çıkma, sayı üretmeleri gerekiyor. İki yabancıları mı var? Evet, iki yabancıları. Yine takviye. Yani sezon sonuna doğru, yani pardon, ilk yarının sonuna doğru mutlaka takviye olacaktır takımlarda. O eksikleri görecektir mutlaka. Ama iyi mücadele ediyor. Ben Nilüfer Belediye kupa maçlarını da izledim. Çok iyi mücadele ediyorlar. Çok da iyi oynuyorlar. Yani arkada top düşürmüyorlar. Topun kontrolüne hakimler ama top öldürmekte, sayı almakta zorlanıyorlar. Bazı oyuncular için şey vardır. Konfor alanından çıktığında asıl kendi tam anlamıyla gösterir. Buse konusunda buna katılıyor musunuz? Yani çok rahat oynayan dediğiniz gibi Buse vardı. Buse Fenerbahçe'de zaten sorumluluk almış bir pasör. Zaman zaman yabancı pasör olduğu zaman hani Türk pasörü sokup elini rahatlattı Fenerbahçe Buse ile. Buse senelerce artık tecrübe kazandı bence ve takımın baş pasörü olarak kendini göstermesi gerekiyordu. İyi de yaptı. Bahçelievler'de şimdi sorumluluk aldı ve iyi geleceğini düşünüyorum ona. Zaten ilk maçtan da görüyoruz. Martina'yla da uyumları gayet iyi. Evet, diğer smaçör de Şemonova var, Polina. O da işte Melih Hataz, Yaprak'ta daha az hata yapan, topu oyunda tutan, böyle daha arka alanda özellikle çok hareketli olan, takımı çekip çeviren böyle bir yapıya sahip bir oyuncu. Bu da Bahçelievler Belediye için artı bir oyuncu. Evet, Martina da Eczacıbaşı'nda hani sakatlıkları oldu, çok fazla evet, forma giyemedi ama milli takımda kendine güveni geldi. Evet. Şimdi de takımda tabii lider smaçör konumunda. O yüzden Buse için de iyi olacaktı evet, bu sezon. İyi oldu. Peki ilk haftanın bir rüya takımına isterseniz bakalım ekranlarımıza gelsin. Ben de okuyayım. Pasör mevkisinde Bright Bongarts, pasör çaprazı Melisa Vargas, ortalar Emily Maglio ile Eda Erdem, smaçörlerde Salih Şahin ve Katerina Lazovic var ki libero bölgesi içinde Eylül Akarçeşme
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz zaten tercih ettiğiniz rüya takımı. Evet. Neler söylersiniz? Aslında bir takım daha çıkarırdık. Tabii, çıkarırdık. Kesinlikle. Bir takım daha çok iyi performanslar var. Çok çok iyi performanslar var. Bu da ligimizin ne kadar kaliteli ve ne kadar güzel çetin geçeceğinin habercisi. Yine ben buraya notlarımı da almışım. Evet, pasör olarak Buse yine öne çıkan oyunculardan. Ana Lazareva var. Yine pasör çaprazı olarak öne çıkmıştı. Martina var. Çok iyi bir performans sergiledi smaçör mevkinde. Ana Kristina'nın bu sene Fenerbahçe Medikana için çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve çok fazla sorumluluk alacak, sayı üretecek ki bu ilk maçta da çok iyi performans sergiledi. Önemli olan servis karşılamasıydı. Onu da çok rahat artık yapabiliyor. Yaprak Erkek var Eczacı başında. Yine iyi bir performans sergiledi. Bir de Mihailović var Zerenspor'dan. O da öne çıkan oyunculardan bir tanesi. Ama hani genel anlamda baktığımızda gerçekten oyuncuların kalitesi, seviyesi, takımların seviyesi oldukça yüksek. Biraz panoramayı oluştururken de hani maçların zorluk derecesi, bir de hani rakip takımla hangi seviyedeler, birbirlerinin rakibi mi, hedef maç mı, onları da göz önünde bulundurup İstatistiklere de birazcık bakıyoruz. O kritik anlarda yapılan hani iyi bir hareket, iyi bir sayı maçı çevirir. Hani o kritik sayılar vardır. Bir sayı alırsın ama o maç oradan kopup gider. Onların hepsini göz önüne alıyoruz ama gerçekten bir altı daha çıkarırdık. Evet, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki 7 maç böyleydi. Ben SMS Grup Efeler Ligi'nde de ilk hafta sonuçlarını bir hatırlatayım dilerseniz ekranlarımıza da gelirse. Spor Toto ilk maçında Türşat'ı konuk etti. 3-2'lik bir galibiyetle ayrıldı. Ziraat Bankart Akkuş Belediyespor'u konuk etti. Onlar da 3-0'lık bir galibiyet elde ettiler. Fenerbahçe Medikana Bursa deplasmanındaydı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray HDİ Sigorta ilk maçında Onotels Alanya Belediyespor'u konuk etti ki kıran kırana geçen bir maçtı. 3-2'lik bir sarı kırmızıların galibiyeti vardı. Altekma Arkas Spor'u 3-2 mağlup etti ki Arkas Spor da bugün bir açıklama yaparak gelecek sezondan itibaren Efeler Ligi'nde yer almayacaklarını açıkladılar. Buna da kısaca bir değiniriz. Develi Belediyespor ligden çekildi biliyorsunuz. O yüzden İstanbul Gençlik Spor bu haftayı bay geçti. Halkbank ise ilk maçında Cizre Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Arkas Spor için neler söylersiniz? Kısaca bir görüşünüzü alayım. Ben üzüldüm çünkü erkek voleybolunda yatırım yapan, voleybola yatırım yapan, oyuncu yetiştiren, milli takımlara antrenör ve oyuncu veren bir kulüptü. O yüzden üzüldüm. Keşke çekilmeseydi. Yani altyapıya önem vereceklerini söylemişler ama genç tabii, oyuncularla da oynayabilirdi. Yani evet, tamamen çekilmeleri bence de. Belki de daha, evet. Evet, belki de hani yatırımı belki A takımdan biraz küçültüp tamamen oyuncu yetiştirmeye vermiş olabilirler. Öyle bir açıklaması var zaten. Altyapıya çok daha fazla oyuncu yetiştirmek ve daha faydalı olabilmek adına böyle bir karar aldıklarını söylediler. Ama liginde renkli bir hale gelmesini bir sağlayan. Bir İzmirli olarak gerçekten üzüldüm. Değerli yorumlarınız için teşekkür ediyorum. İlk haftayı bu şekilde tamamlamış olduk. Özlem Özçelik, Esra Gümüş Kırıcı, çok teşekkür ediyorum size. Biz de sana teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ağzına sağ olun. Evet, set sayısının yeni sezondaki ilk bölümüyle sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta önemli bir karşılaşma var. Tabii programımız da olacak ama Eczacıbaşı Dynamit ile Fenerbahçe Medikan arasında Şampiyonlar Kupası oynanacak. 16 Ekim tarihinde saat 19'da TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Bunu da hatırlatmış olayım. Set sayısı programıyla haftaya yine buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.